Herkese merhaba. Açıkçası böyle bir video çekme ihtiyacı duyacağımı düşünmemiştim. Ama böylelikle ufak bir sohbet etmiş oluruz diye düşünüyorum. Öncelikle bu Oda TV ve benzer haber sitelerinin haberi diyemeyeceğim uydurmasıyla başlayayım. Arkadaşlar ben Türkiye İşçi Partisi'nden istifa etmedim. Hala üyesiyim. Aslında ortada herhangi bir istifa da yok. Ben Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görev süremi tamamladım. Ve yeni bir Merkez Yürütme Kurulu seçildi. Yeni Genel Başkan Yardımcıları seçildi. Bu sadece parti tarafından ve sosyal medyada deklare edildi. Yeni arkadaşlara bu görevlerinde başarılar dileyip bir parti üyesi olarak hayatıma devam edeceğim. Ama buradaki mesele ne? Ona bir açıklık getirmek istiyorum. Bir doktor ya da bir avukat milletvekili nasıl ki milletvekilliği süreci bittikten sonra işlerine geri dönüyorsa ben de bir oyuncu yönetmen olarak kendi mesleğime devam edeceğim. Buradaki tek fark bu olabilir. Bu bir mücadeleyi yarıda bırakmak, mücadeleden çekilmek değil. Çünkü mücadele ederken ya da Türkiye'de, yaşadığımız ülkede bazı şeylerin yanlış gittiği inancıyla hareket ederken, bunun için bir çaba sarf ederken düzelmesi açısından herhangi bir sıfata ihtiyaç duyarak yapmadık bunu hiçbir zaman. 2018 Haziran'ına kadar milletvekili değildim. Bu ülkede mücadele devam ediyordu. Ben de kendi adıma bu mücadelenin bir parçası olmaya çalışıyordum. 2018-2023 arası parti adına bir milletvekilliği görevi ifa ettim. Ve o görev bittikten sonra da oyunculuk, yönetmenlik kariyerime devam edeceğim. Aslında bu kadar basit. Siyasetten kopmak diye bir şey zaten Türkiye'de çok mümkün değil arkadaşlar. Bakın şu günlerde Instagram yasağını konuşuyoruz ki bu ülkede sosyal medya üzerinden sansür meselesi yıllardır konuşuluyor. Hayvan katliamı yasası geçirdiler. Hepimiz bununla ilgili tepkilerimizi dile getirdik, eylemler düzenledik ve bu o yasa uygulanmayacağı ana kadar bu mücadelemiz devam edecek. Birçok işçi eylemi devam ediyor. Daha dün paylaştım görmüşsünüzdür Polonez işçileri üzerinden ve sayamayacağımız daha birçok yerde bir hak arayışı var. Ekonominin hali malum. İnsanlar artık bırakın herhangi bir sosyal yaşam sürdürmeyi kendi yaşantısını sürdürmekte zorlanıyorlar. Şimdi böylesi bir ortamda siyasetten uzaklaşmak, siyasetten kopmak gibi bir şey mümkün değil. Ama mücadele etmenin, siyasetle ilgilenmenin farklı farklı alanları da vardır ve bence sanat bunlardan bir tanesi. Nasıl ki milletvekili olmadan önce belki şahit olanlarınız vardır. Oyunun yasaklandığı dönemde aslında bunun bir siyasal etkisinin olduğunun en önemli kanıtlarından biridir bu. İktidar tarafından bir oyunun yasaklanmış olması. Bu dönemde de yapacağımız tiyatro oyunlarıyla, vereceğimiz konserlerle, belki bu ekonomik durumda çok mümkün değil ama çekme fırsatı bulabileceğimiz sinema filmlerinin devamıyla sanat alanında da o mücadeleyi bir şekilde sürdürmeye devam edeceğim. Benimle aynı mesleği yapmış ya da yapmakta olan birçok meslektaşım gibi, geçmişte ve günümüzde bu mücadeleyi sürdüren insanlar gibi. O yüzden mücadeleden uzaklaşmak diye bir şey yok. Oda TV'nin o saçma sapan paylaşımına da verdiğim cevaptaki gibi mücadele her şekilde, her yolla ve her zaman devam edecek. Ta ki biz yaşanılması bir ülkenin artık var olduğu konusunda hep mutabık kalana kadar. Sonuç itibariyle bu mücadeleyi hep beraber veriyoruz. Bu tür spekülasyonlara gerek yok. İşte partiden istifa etti, partiyle anlaşamıyor, partiden onu tasfiye ettiler. Arkadaşlar, beni kimsenin tasfiye ettiği yok. Hiç kimseyle anlaşamıyor da değilim. Ayrıca anlaşamadığımız konular elbette ki olabilir. Burası siyasi bir parti. Hepimiz robot gibi aynı fikre sahip değiliz. Fakat yoldaşlık dediğimiz şey zaten bir ortaklaşmak üzerinden kurulur ve mücadeleyi bu ortaklaşarak devam ettirmek üzerinden kurulur. O yüzden zaten herhangi bir şey olursa çıkar açıklamada yaparız. O yüzden herhangi bir spekülatif habere inanmaya, bunun üzerinden yorumlamaya gerek yok. Bu kadar vaktinizi almak da gerçekten bana çok üzücü geliyor. Bunun için bir açıklama yapmak gerekliliği de çok saçma geliyor. Hayatım boyunca yaptığım hiçbir işte bir sıfata ihtiyaç duymadım ama benimle ilgili genel başkan yardımcılığıydı, milletvekilliğiydi. Kendimi tanımlamak için kullanacağım son sıfatlar olabilir ancak. Ben aynı şekilde
yaptığım mesleği devam ettirirken de bu ülkede yaşayan ve yaşamaya devam eden, çünkü bununla ilgili de bir sürü haber yazıldı, çizildi. Almanya'da falan değilim, dünyanın başka hiçbir yerinde değilim. Türkiye'de yaşıyorum, Türkiye'de yaşamaya devam edeceğim. Ne olursa olsun. Ben bu ülkede yaşamayı seviyorum, bu ülkeyi de seviyorum. Burada yaşayan bir yurttaş olarak da bu mücadeleyi bildiğim şekilde, herhangi bir sıfata ihtiyaç duymadan Barış Atay Mengüllüoğlu olarak devam ettireceğim. Bunu hep beraber devam ettireceğiz. Bunca zaman yaptığım her şeyde, verdiğiniz destek içinde, beni motive ettiğiniz için de, beni gerçekten yaptığım işler konusunda cesaretlendirdiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü sizlerle bu yol beraber yürünemezse bir mücadelenin herhangi bir şekilde başarıya ulaşma şansı da olmaz. Umarım yeni dönemde bu sanatsal faaliyetlerde de yan yana geliriz. Ama tiyatroda, ama bir konserde, ama bir filmin izlemesini yaparken çok mutluluk duyarım. Bu inançla, bu motivasyonla, bu gerçeklikle hayatıma devam ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bu ülkede iyi olmak için verilen mücadele bile başlı başına gerçekten bir hayatta kalma mücadelesi gibi. Güzel günler göreceğimize inanıyorum. Bunu beraber başarabileceğimize inanıyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun.